yıllardan beri neredeyse hak arayan ve annesinin gözyaşlarını artık arşa çıktı ve bizim de sıkça bu konuyu gündeme getirdiğimiz bir meseleydi. Hatta ve hatta Özgür Özel daha önceki paylaşımlarında o kadınlardan söz ederken Şen Yaşar'ı annesinden söz etmemiş olmasını bile neredeyse eleştiri konusu yapmıştık. Bugün de Özgür Özel'in Şen Yaşar ailesini ziyaretini görüyoruz. Ses varsa o sesi verelim. Ve daha sonra varsa bana söyleyin, devam edelim. Anneye şunu söyleyiver benim için. Gerçekten konuştuğu dili, Kürtçeyi bilmiyorum. Ama hiç tercüme etmeseniz de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Annelerin iki şeyin gözünün, iki şeyin rengi yoktur. Birisi emekçinin alın terinin rengi olmaz. Bir de annenin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözünden akmış gibi hissediyorum. Biz o gün... Ben de milletvekili adayıydım ve ben de çalışma yapıyordum. Farklı düşüncelerden dükkanlara giriyorduk, çıkıyorduk. Ama o gün orada yaşananlar, kardeşlerinizin hayatını kaybettiği o süreç, dükkandan sonra hastanede yaşananlar, o hastanede yangın söndürme tüpünü bir gibi kullanmaları ve o ortaya çıkan görüntülerin adalet önüne çıkmaması için hastane kameralarının birileri tarafından kaybedilmesi, bu isyanın en haklı sebebi, annenin bu isyanının en haklı sebebi, herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı. Ama maalesef devletin gözünü yumdular, devletin gözünü kapattılar, adaletin gözünü kör ettiler. O yüzden... Biz haklı mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurumsal olarak da, ben bir evladı olarak da onun haklı mücadelesinin yanındayız. Onun bu mücadelesi yorgun, üzgün, perişan ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Karşısındakiler istedikleri kadar hukuksuzluğa sığınsınlar. Ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka toplum vicdanına kazınıyor. Ben hem